Başkanım, Sayın Divan, kıymetli konuklarımız, değerli delegeler, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Divan Başkanı Hüseyin Karanlık ismimi eksik okudu. Şehmus Yıldırım Gençer. Şehmus'u özellikle vurguluyorum çünkü MKK listelerinde lazım olacak. O yüzden Şehmus Yıldırım Gençer'i unutmayınız rica ediyorum. Şimdi ben sizlere öncelikle bir partimizin genel merkezini kesin hesap sunacağım. Ardından da kesin hesabına dair ve partimizin mali örgütlenmesine dair görüşlerimi izah edeceğim. Önce rakamlardan başlıyorum. Partimizin 1 Ocak 2017 ve 20 Kasım 2022 arasındaki gelirlerini sizlere izah ediyorum. Birincisi üye aidatları 7.531.107 lira. İkincisi para bağışları 25.753.262 lira. Üçüncüsü alınan örgüt yardımları. Bunlar il başkanlıklarımızı genel merkeze gönderdiği katkılar. 1.213.030 lira. Beşincisi satış gelirleri 328.862 lira. Önceki yıldan devir, yani 2016 yılından devir 155.298 lira. Gelirleri toplamı 34.981.560 lira gelirlerimizin toplamı ve dönem sonu borçlar 2.724.418 lira. Genel toplam 37.705.978 lira. Şimdi bir de giderlerimizi sizlere maddeler haline sarılacağım. Birincisi örgütlenme giderleri 15.848.695 lira. Kadro giderleri 8.716.427 lira. Verilen örgüt yardımları 8.907.389 lira. Yönetim giderleri 2.228.271 lira. Demirbaş alış giderleri 1.538.963 lira. Vergi hukuk mahkeme giderleri 194.680 lira. Giderler toplamı 37.434.426 lira. Dönem sonu alacaklar 11.480 lira. Dönem sonu nakit 260.071 lira. Genel toplam 37.705.978 lira. Şimdi bu genel merkezimizin, sadece genel merkezimizin belirttiğim tarihler arasındaki gelir ve giderleri. Ancak şimdi değerli belediyeler, ben size bir başka mali rapor ve bir başka görüşlerimi de ifade etmek istiyorum. Bu sunacağım raporda sadece rakamlar, alacaklar, verecekler, sayılar, miktarlar, noktalar, virgüller değil, partimizin devrimci mali anlayışları olacak. Bu raporda yalnızca 2017-2022 arası gelir gider dengesi değil, 50 yıllık karşılıksız fedakarlık olacak. Bu raporda partimizin borçları, verecekleri değil, partimize ve ülkemize vereceklerimiz konuşulacak. Bu rapor bireysel görüşlerimin çok ötesinde partimizin ortak aklı, 50 yılı aşan devrimci pratiği ve tecrübeleriyle yoğrulmuş ve partimizin özellikle de biz genç kuşaklara bıraktığı en büyük mirastır. Vatan Partili karşılıksız verendir. Sistemin sadakacı kültür anlayışına karşı itiraz eden ve vermenin mutluluğunu bir kez tattığı için bir daha bırakamayandır. Bir nevi vericiliğe abonedir. Partili şairimiz Hüseyin Aydın'ın dediği gibi ellerini, gözlerini, kanını ve canını verendir. Vatan Partisi 50 yıl aşan siyasi tarihinde neyi yarattıysa, neyi başardıysa ve bundan sonra da neyi başaracaksa partimizin ve halkımızın alın teri, emekleri ve kaynaklarıyla başaracaktır. En büyük ve üç kaynağımız budur. Arkada bıraktığımız son birkaç yılda partimiz mali alanda, az önce genel sekreterimizin milleti örgütleme çağı diye ifade ettiği çağda parti kurumlarımızın başarılarını ve partimizin ve sizlerin önderlik ettiği başarıları maddeler halinde sıralamak istiyorum. Aslında bu rapor bizim, hatırlarsınız, ayağımızı yorgana göre uzatmıyoruz. Kendimize göre, ayağımıza göre yorgan üretiyoruz. Kararımızın neticesinde alınan başarılardır. Birincisi, partimize
ulusal kanalımıza, Aydınlık Gazetemize, İstanbul İl Başkanlığımıza, Görev Vakfımıza bugünkü değeriyle, bugünkü değeriyle 200 milyon TL'yi aşkın bir bina kazandırdık. Hepimizin emekleriyle o İstiklal Caddesi'ndeki 150 yıllık tarihi kanuni esaslı binasını kazandırdık. 15 milyon TL'ye bekledik, 50 milyon üzerinde para borçları topladık ve bugünkü değerinin 200 milyonluk binamızı sahip olduk. 2017 yılında yine bugünkü değeriyle parti genel merkezimize 30 milyon TL'lik genel merkez satın aldık. 2020 yılında Görev Vakfı'nın başlattığı ulusal kanalın Bijitürk kampanyasına parti olarak önderlik ettik. 3,5 milyon TL hedefli kampanyada 27 milyon TL yarattık. Başta ulusal kanal olmak üzere Aydınlık Gazetesi, Aydınlık ve Ulusal Komite gibi yayın organlarımızı büyüttük. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen yayınlar haline getirdik. Genel merkezimize 3 milyon TL değerinde örgütlenme için araç satın aldık. İl ve ilçe başkanlıklarını kurduk, örgütlenme giderlerini arttırdık. Profesyonel devrimci kadro sayımızı çoğalttık. Başta Öncü Gençliğin yetiştirdiği kadroları bavul harekatıyla ve partimizin birçok kurumunda görevler aldı. En önemlisi de değerli delegeler, aidat veren parti üye sayımızı 3 katına çıkardık, aidat oranlarımızı 3 katına çıkarttık ve geçmiş dönem e-ödenti alacaklarımızın önemli bir kısmını da geri ödedik. Ve bunların il başkanlıklarımızı alacaklarında önümüzdeki dönemde üstüne primler koyarak ödemeye devam edeceğiz. İşte değerli arkadaşlar, mali devrim budur. Bir dönem, bundan 1,5 yıl önce mali devrim ilan etmiştik ve mali devrimde alacağımız kararları, yapacağımız uygulamaları söylemiştik. Belki o dönem biraz bize soyut geldi ancak mali devrimden sonra yaptığımız adımlar bunlardır. Partimizin iktidar hedefli örgütlenmesinin mali olanaklarını sağlamaktır. Sadece maddi koşulları değil, aynı zamanda bilincimizdeki, mali anlayışlarımızdaki devrimdir. Giderleri arttırmadan gelirleri arttıramayacağımızın özetidir. Baştan aşağı siyasi bir çalışmadır ve ayağımızı yorgana göre uzatmayacağımızın adıdır. İnsanlar bana para ver şunları yapayım değil, insanları bunlara seslenmeyeceğiz, gel beraber yapalımın mali devrim örgütlenmesinin adıdır. Karşılıksız, gönüllü emek ve adanmaktır. Mali devrim aidat sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Ve burada en birinci kavram aidattır. Bakın aidat, hepimizin yıllardır da bildiği ama en sonunda tekrar bilinçlerimizi hatırlattığımız ait olmanın kökünde gelir, aidat. Tam bize anlatan bir kavram ve bütün devrimlerin özünde yatan bir kavram. Hazreti Muhammed de büyük medeniyet devrimini gerçekleştirdiğinde, değil mi, İslam'ın 5 şartından bir tanesi de zekat vermek. Yani o da kendisine inanan müminleri, Müslümanları zekat vermeyi zorunlu tutuyor. Yani vermek, kendisinden vermek. Yine Mustafa Kemal Atatürk 1905 yılında 24 yaşında Suriye'de Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurduğunda o cemiyetin üye olmanın 3 şartından bir tanesi ayda 3 paradan eksik olmamak üzere aidat vermek. Ve yine partimize üye olmanın koşulu da bu. 3. şartı partimize ayda 10 liradan eksik olmamak üzere aidat vermek. Aidat veren devrimcileşir. Önümüzdeki dönem karşılaşacağımız sorunları devrimcilik aşacaksak birinci olarak aidat vereceğiz. Genel sekreterimiz ifade etti. Genel başkanımız çok güzel özetlemişti onu. Bir üye üyelik belgesine, formuna imza attığında değil, aidatını verdiğinde üye olur. Eğer aidatını veriyorsa çünkü kendinden vermeye başlamış demektir. Aidat veriyorsa sistemin en değerli olarak biçtiği parasını partisine, Türkiye'deki parti örgütlenmesine ayırıyor demektir ve partiyi denetler. Sorumluluk üstlenir, görev alır. O yüzden buradaki bütün delegelerimizin sorumluluğu yalnızca aidat vermek değil. Eğer delegeysek aidatı örgütlemek, yöneticiysek aidatı örgütlemek buradaki bütün delegelerimizin, üyelerimizin sorumluluğudur. Değerli arkadaşlar, aidatını istemediğimiz her üyeye kötülük yapıyoruz. Bazı çekinceler duyuyoruz. Yani yeni üye oldu, önüne aidat formunu koyalım. Büyük kötülük yapıyoruz ona. Neden o üyemizin devrimci olmasının önüne kendimiz engeller koyuyoruz? Öncü partide görev almayı istemiş, gelmiş üye olmuş ama biz ona aidat vermenin önüne engeller koyuyoruz. Neden? Bilincimizde aidatı tam özümseyemediğimiz için. Aidat veren devrimcileşir diyorsak o üyemize devrimcileştirmek görevimiz.
Bazen öyle tablolarla karşılaşıyoruz ki üyemiz kendisi aidatını veriyor. Bakın üye devrimci olmaya hazır ve devrimci olmak için zaten öncü partiye geldi. O yüzden devrimci üyemize aidatını istemediğimiz her üyemize büyük fenalık yapıyoruz. Hiçbir parti üyemizin diğer bir parti yoldaşına böyle bir fenalık yapma hakkını kimseler de uygun görmez. O yüzden her üyemizin önüne de bu aidat bölümünü koyacağız. Değerli delegeler, değerli konuklarımız, önümüzde genel seçimler var. Ardından da yerel seçimler var. Maliyemizi kat be kat büyüteceğimiz imkanlar var. Maddi imkanlar var, siyasi imkanlar var, örgütsel imkanlar var. Zaten başarılı bir sürecin üzerine aynı zamanda genel seçimlere gidiyoruz. Burada sistemin önümüze çıkardığı mali engelleri aşmada gerekli yeteneğe ve birikime sahibiz. Vatan Partisi'nin maddi sorunları yoktur. Sadece maddi sorunları çözecek önderlik sorunu vardır. Ve bizde de o önderlik kabiliyeti olduğu için o maddi sorunları çözecek yetenek ve bilicim vardır. Yeter ki o irademizi koyalım. Seçimlere gidiyoruz. Genel sekreterimiz de söyledi. En avantajlı, en üstün partiyiz. 50 yıl aşan, 7 ateşten geçmiş, sınanmış, denenmiş bir programımız ve liderliğimiz var. Türkiye'nin 100 adı gençlerimiz var. Türkiye'nin önündeki uyuşturucu sorununa, LGBT sorununa müdahale eden, önderlik eden bir kadın örgütümüz var. Yayın organlarımız var. Devrimci kadrolarımız var. Şimdi bu üstünlüğümüzle mali çalışmamızı da sıkı ele alıyoruz ve önümüzdeki mali sorunları da aşmada devrimci mirasımıza ve partimizin birikimimize yaslanıyoruz. Üyelerin önümüzde zorlu süreçler var. Geçtik. Türkiye'yi zorluklar bekliyor. Bu zorlukları ancak devrimci bir partinin liderliğiyle ve devrimci kararlarla açabiliriz. Üyelerimizi devrimcileştireceğiz. Giderlerimizi arttıracağız. Giderlerimizi arttırmadan gelirlerimizi arttıramayız. Ayağımıza göre, ayağımızı yorgana göre uzatmayacağız. Bedenimiz yorgana sığmayacak. Sürekli büyüyen bedenimize göre yorganlar üreteceğiz ve partimizi sizlerin katkılarıyla, başarıyla iktidara taşıyacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz.